Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman, yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, kendime meydan okudum. Öyle bir meydan okudum ki kendime çok ağır gider yaptım. Bir gün vegan besleneceğim dedim. Şimdi konsepti görüyorsunuz zaten. Abi bu vejetaryen vegan yerlerine geldiğinizde normalde böyle buzdolabında etleri, soğuk etleri falan görmeye alışmışız ya. Dry age falan filan diye böyle. Burada kaktüs var abi. Kaktüsle oturuyorsunuz. Şimdi her şeye göre, konsepte göre dekor. Arkada böyle şeyler, yaprak resimleri, burada kaktüs. Yiyeceğimiz de onlardan hallice bir şey zaten. Çok fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir gün vejeteryan besleniriz. Vegan demeyeyim. Vegan, vejeteryan karışık. Vegan tabii bir üstü ama çok sağlıklı oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor falan dediler. Ya dedim ki ben kendime meydan okuyayım arkadaş. Hadi bakalım. Kahvaltıdan başlayacağım, sonra da yemeğe geçeceğim. Artık neler bekliyor bilmiyorum. Bir kahvaltı seçtim. Nasıl seçtim bir Allah'la bir ben biliyorum zaten. Kahvaltımız gelsin. Özellikle meyvelerden oluşuyor zaten. Süt de ben badem sütüymüş. Abi bu ne? Bunu bana bir açıklar mısın? Şöyle bir şey geldi ya lan. Bu nasıl kahvaltı baba? Bunu bana bir açıkla ya. İçinde ev yapımı granola var. Yulaf. Evet. Kuru yemişler. Pekmezle lezzetlendirilmiş. Üstünde taze meyveler. En sevdiğiniz badem sütü. Allah kabul etsin. Abi bir şey soracağım. Şimdi saygısızlık yapmak istemiyorum ama yanlış mı biliyorum? Bu granola dediğimiz şey yulaf değil mi abi? Evet. Yulaf atlara verilen şey değil midir? Evet. Yani eskiden atları beslediğimiz şeyle artık biz mi besleniyoruz? Evet. Atlarla ortak yiyeceğimiz mi oldu yani? Evet. Ama en sağlıklı şeylerden biri. Öyle mi? Maalesef. Peki. Ev yapımı granola dedi. Evet. Ev yapımı ne farkı var abi? Şöyle, fabrikasyon değil. Tamamen organik pekmez ve özel yerlerden aldığımız bir takım kuru yemişlerle yaptığımız ve içine sizin bünyenizi güçlendirsin diye tarçın ve zencefil tozu katıyoruz. Ha, anladım. Bu da badem sütü efendim. Şimdi badem sütünü şöyle bir üzerinde gezdiriyoruz, doğru mu baba? Evet. Sıfırlıyor muyuz, hepsini üstüne koyuyor muyuz? Nasıl oluyor? Miktar size göre değişiyor. Abi yani bana yardımcı ol. Ben hiç vejetaryen değilim. Bana yardımcı olur musun? O yüzden bol süt yiyebilirsiniz. Öyle mi? Tamam. Evet, sütü buyurun. Evet. Astarı yaptık. Şimdi macun mu çekeceğiz? Ne yapacağız abi? Aynen öyle. Hiç bilmiyorum. Nar güzel duruyor ama. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Tabak güzel duruyor. Hoş duruyor yani. Gayet şık duruyor. Yani bizdeki gibi böyle kara kara etler şunlar bunlar değil yani. Peki bunun adı ne abi bu yediğimin şu anda? Bir adı var mı yoksa? Granola tabağı. Evet. Hı, peki. Taze meyveli granola diye geçiyor. Hiç ağzım sulanmadı. Normalde her şeyde ağzım sulanır. Hiç ağzım sulanmadı. Yiyelim bakalım hadi. Evet. Şöyle bir başlayalım. Ellerine sağlık kardeşim. Abi, teşekkür ederim. Televizyondaki yemek programlarında öyle ne yazsın anlarsam. Lan bir Allah'ın kulu çıksın desin ki şap gibi olmuş, tuzu çok olmuş, biz desin ki bu pişmemiş. Herkes beni çocukluğuma götürdü. Bu beni hiçbir yere götürmedi ya. Allah var, malzeme güzel. Yani taze elma, şeftali, üzümler, nar, yulaf. Yulaftan çok memnun değilim. Diğerleri güzel. Süt hiç sevmem. Yani herhalde 10 yaşımdan beri falan sütle aram yoktur. Pek sevdiğim şeydir ama badem sütü çok faydalı diyorlar. Doğrudur, olabilir. Ya bunları anlatırken ben sınırsız et videolarımı özledim ya. Bunun arkasından bir sınırsız et videosu gelsin size. Sevgili arkadaşlar, artık benimle özdeşleşen bir markadan bahsetmek istiyorum. Cambly uygulaması. 7/24 ana dil İngilizce olan eğitmenlerle İngilizce pratiği yapabileceğiniz ya da farklı dallarda İngilizce çalışabileceğiniz çok güzel bir uygulama. İngilizcem iyi. Geliştirmek istiyorum diyorsanız pratik yapabileceğiniz bir uygulama. Aynı zamanda şunları da kırmanız gerekiyor. Ya benim İngilizcem iyi ama işte konuşamıyorum. Söylenenleri anlıyorum ama ben anlatamıyorum. Gramerim kötü. Konuşmaya utanıyorum gibi şeyleri artık kırmanız gerekiyor. Çünkü İngilizcenin nerede, ne zaman karşınıza çıkacağının ihtiyacını bilemezsiniz. İş değiştirirsiniz, ülke değiştirirsiniz. Size ciddi bir ihtiyaç olarak, ana ihtiyaç olarak karşınıza çıkabilir. Cambly bu iş için gerçekten de biçilmiş kaftan. Başta da söylediğim gibi 7/24 ana dil İngilizce olan eğitmenlerle sadece İngilizce pratiği değil, farklı konularda, farklı uzmanlıklarda da İngilizce pratiği yapabilirsiniz. Ben bugün kendime meydan okudum ve bugün vejetaryen besleneceğim dedim. Siz de kendinize meydan okuyun. İngilizce pratiğine bugünden başlayın. Videonun açıklama kısmındaki kodla Cambly'ye girip ister PC'nizden isterseniz telefonunuzdan 10 dakika ana dil İngilizce olan eğitmenlerle ücretsiz görüşme yapıp deneyebilirsiniz. Siz de kendinize meydan okuyun ve İngilizce, daha doğrusu kendinize yapacağınız İngilizce yatırımına bugünden başlayın. Kahvaltı pek hoş geçmiyor. Alışılagelmiş kahvaltılardan değil. Çünkü benim kahvaltım
dört başı mamur mükellef kahvaltılardan. Beyaz peynirim olacak. Başka peynirim olacak. Şarküteri, sucuk, salam falan filan severim. Azıcık onlar olacak. Yumurta olacak falan. Böyle kahvaltı olmaz abi benim için yani. Ama sağlıklı. Yani bunu yediğinizde bir ağırlık çökeceğini zannetmiyorum. Ya da işte bu ev yapımı granolanın size gayet faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Kahvaltıyı zar zor atlattık. Sıra öğlen yemeğinde. Hadi bakalım inşallah. Geçelim öğlen yemeğine. Buyursunlar. Efendim öğlen yemeği için kendime bir Ender mutfakta aldım. Onu yiyeceğim. Babacım ne haber? İyi baba, senden ne haber? İyi. Adana Sıtları Ender Mutfak'ta, Ender Şire. Instagram'da Ender Mutfak'ta olarak takip edebilirsiniz. Dedi ki, vegan mı yiyeceksin dedi, vejetaryen mi yiyeceksin dedi. Gel ben seni de her daime götüreyim dedi. Değil mi baba? Geldik Göktürk'teyiz her daimde. Ondan sonra dedi ki, sen dedi madem dedi kendine meydan okudun. Gel dedi öğlen yemeğini burada yiyelim. İyi dedik, tamam yiyelim. Evet, çıktık yiyelim. Geldik. Ekmek üstü başlangıcımız avokado, domates, soya filizi ve roka. Olsun, de... olsun ne yapalım. O da iyidir. Tamam, şöyle göstereyim daha buymuş. Şu bu böyle bir şeymiş. Evet abi, diğeri? Kavunlu kısır. Niye? Kavunlu kısır. Niye? Niye ki? Niye? Niye? Oğlum kısır normal yapaydınız ya, niye kavundan kısır yaptınız? Abi kimden çıkıyor bu fakirde kavunlu kısır? Üstünde de taze Hindistan cevizi rendesi var. Olsun, olsun ne yapalım artık. Bu avokado onu artık... Tahmin edebiliyorum evet, yani onu biliyorum. Burada tam buğdaylı ve soya sütlü pankek. Yanında avokado ve kabak çekirdeği püresi. Yanında da meyveler var. Abi nereden aklınıza geliyor kabak çekirdeğini püre yapmak? Avokadonun içine koymak bakar mısın ya? Yani bir enteresan gerçekten. Ya şekil şemal çok güzel, harika gerçekten ama yani bir değişik. Şundan bir umudum var ya. Bu böyle bir pizzamsı bir şey. Bu da çıtır. Armutları biz mülver şurubunda pişiriyoruz. Allah belasın. Ben onu yemedim. Peynir zannettim. Nasıl seviniyordum biliyor musun? Vallahi armut muymuş o? Armut, roka ve ceviz rendesi var. Altında da pesto sos. İstersen ben yemeğimi yedikten sonra armutu meyve olarak yiyebilirim. Oğlum sen ne sipariş verdin? O cızır cızır bir şeyler oluyor. He? Ben meydan okumadım. Sen meydan okumadın mı? Hayır, meydan okuyacağız. Niyetsiz geldin. Meydan okumasız geldin yani. Evet. Peki benimkiler bunlar. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Ne yapalım yani? Öyle ellerine bakıyorum sağ sadece. Acıyor. Sen ne yiyeceksin? Görüşürüz şimdi. Vallahi mi? Sen ye başla. Bu arada arkadaşın söylediği hiçbir şey aklımda kalmadı. Çünkü beynim reddetmiş hepsini. Ya kavun mu diyor, mısır diyor. Armutla şey... kavun aklımda benim de. Ya yemin ediyorum bunları ben peynir dolayı zannettim biliyor musun? Vallahi billahi peynir zannettim. Ben de başta peynir zannettim de peynir ne güzel olurdu peynir, peynir olsa acaba be. Sonra enden kavun parçası mı dedim? Baba Adana'ya gittik. Bir mekana. Dedi ki biz veganız, bize vejetaryen bir şeyler getirdi. Dayak yeriz değil mi? Yok öyle bir şey yani. Düşünsene gece şırdancı Naci Dayı'ya gitmişsin. Vejetaryen bir şey var mı? Ne olur bilmiyorum. Var, havuç. Naci Dayı'ya kalmaz zaten. Oradakiler de var. Müşteriler de var. Lan yürü git lan diye. Ne sürüyor oğlum o zaman biz ona? Kabak çekirdeği sürüyordu işte. Kabak çekirdeğini kim niye püre yapmış ya? Millet çıldırmış arkadaş ya. Böyle iş mi olur ya? Dur bakalım bunu iyice bir sıvazlayayım. Mala vuruyorum şu anda gördüğün gibi. Evet. Şişt, ne ağzım sulanıyor, ne bir şey oluyor. Ender benim normalde biraz... ağzım sulanır ya. Üstüne biraz kısır mı istedim? Kısır, kavundan kısır yapmışlar. Lan niye yaptınız kavundan kısır? Pankek arası kavun kısırı. Değişik yani. Ne bileyim. Ama içinde kavun var gerçekten. Çocuk yalan söylememiş, içinde kavun var mı? Ben yalan söylüyorum zannettim. Şey yok mu mesela, diyetlerde olur ya, haftada bir gün bilmem ne yiyebiliyorsunuz. Vejetaryenlikte o yok mu? Haftada bir gün bir şeftali ısırarak yiyorsun. Şeftali neymiş abi? Haftada bir gün, ooo bir şey geliyor. Bana bir şey oluyor. Ne geldi kardeşim? Kaburga burger. Ne? Kaburga burger. Kaburga burger mi? Bu da taze mozzarella'lı fettuccine. Belki doymam dedim, ek söyledim. Vallahi mi lan? Abi. Ama şunun... Bunda vegan ne var içinde? Domatesinden yiyebilirsin. Şimdi bir şey diyeceğim de videoda olmayacak. Pankek konabilirsin. Onda vegan olarak ben videodan sonra söyleyeceğim sana. Abi vegan dedik, adamın getirdiğine bak ya. Kaburga burger getirdi. Ya böyle bir şey. Abi ben bugün meydan okudum diyorum ya. Bu da çok güzelmiş be. Kardeşim ellerine sağlık. Baksana abi. Bu ne sosuydu? Lan götür, ne sosuysa ne sosu. Biz peynir niyetine kavun, karpuz yiyoruz. Armut yiyoruz, bu diyor ne patates sosuydu. Patates vegan oluyor mu? Verim yani bir tane. Yiyemiyorum değil mi ben şimdi ondan ya? Olmuyor bana. Abi bu herhalde ısırılarak yiyor ya. Kesilmiyor çünkü.
Nasıl bir şeymiş bakalım şöyle. Yemedim. Vallahi billahi bu star çıktı ya. Beni kurtaran bu oldu. Bu tuz yok mu veganlıkta, vejetaryanlıkta? Tuz bari yiyelim ya. Tuzlayalım bari biraz. Tuz yok galiba. Tuz da mı yok? Var değil mi? Öyle bir şey yok yani. Vallahi bu süpermiş abi ya. Kendini öyle mi avutuyorsun? Çölde vaha buldum yemin ederim ya. Soya filizi, domates, yeşillikler. Neydi baba bu? Dediğiniz gibi 7 tahıllı ekmek, üstünde avokado, üstünde domates, üstünde roka ve soya filizi. Ellerinize sağlık. Bu süper olmuş. Bunu da bir anlatsana. Anlatayım. Onu anlatma. Kendi yaptığımız patates cipsi. Özenle pişirdiğimiz 4-5 saat tandır usulü pişirdiğimiz kaburga eti. Özellikle vurguluyorum, kaburga eti. Tamam. İçinde soğan cipsinden yaptığımız özel bir sos ve altında da tatlı acı mayonez sosu var. Hayaller, hayatlar, gördüğünüz gibi ben de burada çevirmeye devam ediyorum. Anladın mı? Yiyebilir miyim? Ye baba ye. Buranın gerçekten starı bu. Hem doyurucu hem de tadı da güzel. Eğer vejetaryen sonradan oluyorsanız, tatları biliyorsunuz ama uzun zamandan beri vejetaryansanız ya zaten biz onları hep yiyoruz derseniz. Ben artık dayanamıyorum. Pişman olsan akşam yemeğinde sana böyle güzel bir şeyler yedirebilirim. Onu ben düşündüm biliyor musun? Onu ben tamam. Düşündüm. Efendim, bugünkü meydan okumada ben bunlarla besleniyorum. Ender de kaburga burgerle besleniyor. Gerçekten de bu iş akşama kadar anca sürer. Sürmezse de karakolda biter zaten. Bu olayı bana yaşattığın için ayrıca teşekkür ederim. Hala su yakıyor. Ben videoyu kapatayım geliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. En kısa zamanda yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.